popüler olan demiştin. Tanımıyorum hocam. Chat'te de tanıyan yok şu an. Hiç duymadım, hiç duymadım, hiç duymadım. Ben dinledim hocam Emre'yi ama popüler mi bilmiyorum. Instagram'da çok karşılaşıyorum demiş. Dinleyelim bakalım biraz. Yenik düştüm. Nurcan tam senlik çıktı. Kesinlikle. Şimdi bu eski Ayhan Aşan tavrı vardır. Üler falan böyle ısırır gibi şarkı söyleyen bazen böyle şarkıcılar var. Tam ısırır gibi hani. Yenik düştüm. Hiç böyle yenik düştüm. Oval değildir sesler. Yuvarlak değildir. Isırır gibidir. Hep böyle keskin keskin harfleri alır. Tam o tarz işte. Yenik düştüm. Dış. Dışı diyorsunuz. Şeyinin tınlamasına bakın. Yenik düştüm. Sıkı sıkı. Sadece ağlar biraz böyle. Açık hani ya bir beyaz ağ geldi. Gene sıkılı. Bakın. Savrul sert gene S. Ben sert. Si bemol. Müthiş güzel geldi bu arada. Tertemiz. Tam kafa bölgesine oturtuyor. Evet, şimdi diyeceksiniz ki gene Nameci'yi sevdin. Yok. O kadar güzel gösteriyor ki pozisyon geçişini. Bakın izleyin. Ton ortada. Sesim kesinlikle kısık. Göstermem zor ama anlatacağım. Şu kapalı ü kullandığı yerler göğüs sesi. Ağız içinde tınlıyor. Sonra ne yapıyor? Ağzını açıyor değil mi? Kafaya geçiyor çünkü. Gibi. Ve mükemmel gösteriyor ya bunu. İlk defa böyle bir şey yapan görüyorum. Müthiş tekniği var. Çünkü çok zor. Nasıl sesimin kısık olduğu yerler kesinlikle çıkmıyor. Alışmışım ben kafa bölgeyi oralara kullan. Belli bir nottan sonra. Si bemolden giriyor mesela. Si'den si'ye giriyor bir oktav. Çok güzel geçiş. Bakalım. Sol diyeze doğru kafayı geçmiş. Bakın. Burada açık. Si bemol. Çok güzel bir geçiş. Ağzını açtığı yer kafa yeri. Şu da şöyle demek oluyor yani o kapalı darlıkla yukarı kadar çıkamaz. Belli bir geçiş notu bölgesinde ağzını açmaya başlıyor sesi kafaya döndürüyor. Gibi düşünün. Şimdi böyle sesler çok hassas sestir. Bu sesi sigara, içki dayadığın zaman bu ses biter. Onlardan arınması gerekiyor böyle seslerin. Çünkü kritik ses bunlar. Yani hacimli tiz ses çıkarıyor. Değil mi böyle şey gibi değil böyle parıl parıl parlayan bir renk değil. Etli, büyük, güçlü ses çıkarıyor. Hep sağlıklı olması lazım bu sesin. Yani iyi bakmazsa ses kendine çıkmaz. Çok iyi çıkıyor. Bu da demek ki iyi bakıyor sesine. Pes sesle yok.
Of, bir de çalıyor. Acayip ustalık var burada. İzleyin şimdi. Nedir ustalık biliyor musunuz? Ya dünyanın en zor şeyi. Bir yandan çalıyorsun. Bir yandan söylüyorsun. Bir yandan gelip biri seninle bir şey konuşmaya çalışıyor. Bir yandan çalıyor. Bir de ona cevap vermek zorunda. Zaten zor şarkılar okuyor. Bir de onunla gürültünün içinde bağıra çağıra konuşsa ne yapacak abi? Bak ne yapıyor ama. Bir kere bir. İlk yaptığı numara. İlk olarak mikrofonun sesini kapatıyor dışarı gitmesin diye sesler. Tık, tık kapattı, izleyin. Birinin geldiğini görüyor. Hop. Mikrofonu bir kapattı. Çünkü ne konuşulacağı belli değil. Tecrübe. Sadece dinliyor, bakın hiç cevap vermedi. Tamam dedi. İkinci bir cümle çıkacak mı? Hiç konuşmuyor, görüyorsunuz değil mi? Abi, sağ ol. Müthiş. Burada yaptığı şey ekonomi. Ses ekonomisi. Çünkü bağırarak konuşmak zorunda o gürültünün içinde onunla. E yorulacak sesi. Nasıl götürecek programı? O kadar iyi topluyor ki. Tam usta sahneci. Tamam. Açtı mikrofonu. Vallahi onu da unutmamış. Ya. Tam ses verecek bak aklında. Deli gibi sevdim oysa, sevmem artık, sevmek oysa, aşk eline kötü şansa, deli attım yanımda. İşte bu. O kadar güzel ki tabii. Tam arabesk stili yani. Gönlüm. Küçük. Basmadan. Yani gönül. Hani bu büyük büyük de verebilir. Ki Bülent Ersoy böyle hiç yapmaz. Gönül diye bir kocaman verir. O ekonomik. Az az zorlamadan. Tadında. Niye bu gırtlağı yorayım? Çünkü çok uzun saatler sahne alıyor muhtemelen. Ya bir de tabii onu yaptığın zaman da lezzeti kaçırmayacaksın. O da var. A'lara bakın. Gayet açık, net. Çok zor ya. Bu ışık yüze vururken şarkı söylemek. Ses kasları öylesine böyle dağılıyor ki. Yani onun da şeye ihtiyacı var. Ya çok sıcak havada şarkı söylemek çok lezzetli bir şey değil yani. Vücut çöküyor. Kaslar çökerken senin ses kaslarını idare etmen de zor. Bir tane yüzünüze böyle flaşı yapıştırdıkları zaman tavşan gibi oluyorsun. Yenik düştüm. Yine si bemol, tertemiz bir başka versiyon. Bu sefer de tam ses vurdu. Biraz önce tam ses. Hepsi geldi. Kumsal. Kapalı gene. Yani tutarak hep böyle sıkma var zaten harflerde. Arabeskin yapısında da var. Kafayı öne yiyor. Dikkat edin, hiç şu yok zaten. Biraz önce bu yayın içinde sürekli anlatıyorum. Bu kafa kaldırarak söylemeyen hiç söylemiyor zaten. O sesler ne kadar mükemmel, görüyorsunuz değil mi? Böyle alıştı mı? Kralı gelse dağılmaz. Şu pozisyon süper ama. Yani. Açık. Parlak. Dişlerde aynı zamanda. Hem kafa hem diş. Beraber tınlatıyor bakın. Bir operacı olsan alır. Parlatarak. Klarnet ya zaten, klarnet. Kendisi bir klarnet. Üf. Püf, inanılmaz bir numara bu ya. Açtığı yer kafa bölgesi. Kafada şu anda.
O felaket yetenekliymiş. İnanılmaz güzel bir okuyuştu ya baştan sona. Name kısmını geçin yani. Name zaten etkileyici ama name dışında o sesi her tuttuğu şey çok kontrollü, çok dengeliydi. Yani hiç şey, nasıl diyeyim size, bazen böyle bu nameleri boğazda yapıyorlar, sürekli bozuluyor. Öyle dengeli alıyor ki boğaza da indiriyor, tak ön pozisyon oluyor. Tize çıkarken açık, geniş, rahat kullanıyor. Dişte tınlatıyor. Hep kendini rahatlatacak şeyleri bulmuş yani, ekonomi. Ekonomi uzmanı diyebiliriz Emre Bey için bence. Gerçek bir ses ekonomisi uzmanı. Hakikaten öyle yani. Müthiş, tebrik ederim.